Gazze'de durum işlerimizde. İsrail soykırım yapmaya devam ediyor. Küçücük çocukları ve kadınları bombalayarak insan hayatını hiçe sayıyor. Ne batılı devletlerden ne de Müslüman devletlerden herhangi bir destek gelmiyor. Maalesef Gazze şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Gazze'de öldürülen insanların sayısı 30 bini geçti. Öldürülen insanların yarısından fazlası kadın ve çocuk. Soruyorum size, hangi vicdan kaldırabilir bunu? Için oralarda birinin canı yandı.
yıkılıp tekrar yapılmış. En son şeklinde Emeviler ve Abbasiler zamanında almış. Günümüze kadar da pek çok tadilat getirmiş. Geçen sene okulumuzda Medeniyet Okumaları Projesi'nde Kudüs'te 1982'de öyle ne kadar nöbetine devam eden Iğdır Hasan Onbaşı'nın hayatını öğrenmiştik. Oraların bizim için ne kadar kıymetli olduğunu o zaman anladık. Ömer biliyor musun? 1917'de İngilizler Kudüs kuşattıklarında şehri zarar görmesin diye burayı teslim etmişiz. Biz şehrin zarar gelmesini bile planlamışız. Bunlar küçük böbekleri katlediyor. Zalimler için yaşasın cehennem diye boşuna dememişler ya. Allah hesabını sorarız. Allah hesabını sorar sormasına da biz kendi hesabımızı nasıl vereceğiz? Mazlum kardeşlerimize yeterince destek olabiliyor muyuz? En azından soykırım yapanlara destek çıkanları boykot edebiliyor muyuz? Ben bundan sonra masum bebekleri, kadınları, yaşlıları katleden, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yok eden zalimlere destek çıkanları boykot ediliyor. İyi cahilet var. Hangi zalim bu dünyada cezasını çekiyor ki? Zalim zulüm gibi korkuda ahire kalıyor. Zaten bu zalimlerin cezası bu dünyadan çıkmaz ki. Sen gel on binlerce masumu öldür, hayatı yaşamaz hale getir. Ne ceza vereceksin bunlar? Hangi ceza verirse az gelir. İyi ki ahiret var. İlk fethenen Hazreti Ömer. Peki Selahattin gibi kim? Selahattin Eyyubi. Şarkın en sevgili sultanı. Mukaddes dava uğrunda cihat eden orunda bir nefer olmayı bana nasip eyle. Thank you.
cihat babasıyız. Bu tür tesaret altındayken yüzümüz nasıl? Aslında asıl soru şu. Kudüs tesaret altındayken gülenler nasıl? Muhabbet yaklaşık sultanımız. Sarıların rengini değiştirsek mi? Hepsi yaptırır mıyız? Vezir sen ne dersin? Kudüs tesaret altındayken ben ne gülerim? Ne de sarımın rengini değiştirdim. Bahşin efendim ben sadece... Biz sadece mümin kardeşlerimizi dergil ederdik. Andolsun Allah Resulü'nün miracı güzelliği Mescid-i Aksa esaretten kurtulmadıkça gülmeyeceğim. Mescid-i Aksa esaret altında kaldıkça benim de sarım siyah kalacak. Hadi cemaat bekle. Eve diyeceğim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Müminler, Kur'an-ı Azimüşşan'da hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Onun size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirlerinize düşmanlar idiniz de o sizin kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuş. Biz Müslümanlar kendi aramızda birlik olmazsak, Kur'an'a, sünnete sımsıkı sarılmazsak, Haçlı'ya karşı zafer elde edemeyiz. Sultanım, Kudüs Haç devletindeyken siz burada bize ne anlatıyorsunuz? Zaman cihat zaman. Konuşma zamanı değil. Vakit kaybediyorsunuz sadece. Es-salatu hayrun minennâr. Es-salatu hayrun minennâr. Olur ki Selahaddin Eyyubi bu hadiseden sonra 7 yıl beklemiş ve sefere veziri Kadı El-Fazıl'a söylediği şartlar gerçekleştiğinde çıkmıştır. Tarif edildiği gibi olduktan sonra daha çok belgeler fethederiz Allah'ın izniyle.
yerde ona doluk Müslüman kanı dökülürken bizler nasıl yerimizde durabiliriz? Sizler Hazreti Ömer'in ordusu gibi Kudüs'ü tekrar fethedeceksiniz. İslam'ın şanlı sancağını Kudüs'ün surlarında tekrar dalgalandıracaksınız. Haçlı zalimlerin onlarca yıldır yaptıkları zulme son vereceksiniz. Sizin gibi kahraman bir ordu buna sessiz kalamaz. Bana cevap verin. Zulme sessiz kalacak mısınız? Hayır! Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakacak mısınız? Hayır! Kudüs'ü tekrar fethedecek misiniz? Evet! Şimdi fetih zamanı! Bugün 2 Ekim 1187. Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği Recep ayının 27. gecesi. Günlerden Cuma. Mübarek ordu gözyaşları içinde şehre giriyor.
beraber oldu. Başta bu oyunu aylardır emek verip sahneleyen öğrencilerimize, daha sonra onlara en büyük emeği geçen Selcan Hocama, Elif Hocama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şurada bir durumuz, Nazım Hocama bırakıyorum. Buyurun. Çift elle. Kıymetli okul müdürüm, okul müdürlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili gençler. Öncelikle böyle güzel bir programda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerçekten oturduğumuz yerden arkadaşlarımızın performansını izlerken çok duygulandım. Çok başarılı bir performans sergilediler. Tarih tekrardan ibaret derler ya, geçmiş neyse bugün de onu yaşıyoruz. Yarın da bunu yaşayacağız. Hayatta Hazreti Adem'den sonsuza kadar hep iyilik ve kötülük mücadele halindedir. İyiliklerin sayısını arttırmak, kötülükleri alt etmek iyilerin görevidir. Arkadaşlarınız da bunu çok güzel temsilde sergilediler. Milli Eğitim Bakanlığımızın temel amacı anne babalarınızın, okuldaki idareci ve öğretmenlerinizin, bizlerin hedefi de iyi insan yetiştirmek, kendisiyle barışıp ailesine, milletine, devletine, ideallerine, düşüncelerine sahip çıkan bilinçli, şuurlu, insanlara faydalı olan güzel insanlar, iyi insanlar yetiştirmek. Hepimizin ortak amacı bu. İyilikleri çoğaltmak, kötülüklere engel olmak bizlerin elinde. Görüyorsunuz, medeni dediğimiz, hani Mehmet Akif'in ifadesiyle medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar diye ifade ettiği batılı devletlerin gözü önünde küçücük bebekler bombalanıyor. Tedavi görme ihtiyacı olan insanlara, ihtiyacı olan canıyla cedelleşen insana su vereceğinize bomba atıyorsunuz. Bu vahşeti hiçbir insan yüreği kaldırmaz. 7 aydır, 8 aydır biz bunları görüyoruz. Dünya bunu diyor. Ama kılları kıpırdamıyor. Tiyatroda söyledikleri gibi hatta destek veriyorlar. Zulme destek veriyorlar. Sevgili gençler, siz kalbinize, adaletinize, merhametinize dayanarak bu vahşete, bu zulme, dünyanın göz önündeki bu zulme seyirci kalamazsınız. Biz de seyirci kalamayız. Çünkü biz insanız. İnsan iyinin yanında yer alır. Zulme, kötüye alkış tutmaz, destek vermez. Sevgili Peygamberimizin ifade ettiği herhangi bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltir. Gücünüz yetmiyorsa sözünüzle engel olmaya çalışın. Yapma etme dersiniz. Ona da gücünüz yetmiyorsa ne yaparsınız? Kalbinizle kızarsınız. İşte biz bugün en az, en düşük olan kalbimizle kızmayı ancak yapabiliyoruz. Sözümüzle söyleyebiliyoruz. Ya da işte markete gittiğimizde bunlara destek verenleri boykot ediyoruz. Onların mallarını almayarak, onlara bari ekonomik olarak destek vermemeyle İyinin yanında yer almaya, onların safında yer almaya gayret ediyoruz. Ben sizlere güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bu bilinçle siz de kıyamete kadar yaşadığınız müddetçe hep iyinin yanında yer alacak, hep adaleti, hep insanlığı destekleyeceksiniz. Bu anlamda bunu sergileyen sevgili öğrencilerimizi, onları çalıştıran sevgili öğretmenlerimizi, okul idaremizi, hepinizi çok güzel dinlediğiniz için alkışlıyorum. Birlikte fotoğraf çekelim.